Evet değerli dinleyenler, şimdi de Safahat'ta okuyacağımız manzume Bir Vas başlıklı. Biraz orijinalinden takip ediyoruz, sonra sadeleştirilmiş şekline döneceğiz. Derler ki Ümeyye'den Hişam devrinde yakınlarında Şam'ın 3 yıl ekin olmamış kuraktan. Can kaydına düşmüş artık urban. Her hayme mezar olup kapanmış, altında 5-10 kadit uzanmış. Bakmış ki meşayih-i kabail, sıyrılmayacak bu derdi hail. Bir kariyede toplanıp demişler, durdukça helakimiz mukarrer. Madem ki şuyuhuyuz bu halkın, kalkın gidelim Hişam'a, kalkın. Bir duysa halifemiz bu hali, var merhamet etmek ihtimali. Hiç ak sakalıyla bir alay pir eyler de emire hali tasvir. Görmez mi o halkı rahme şayan? Sultansa da taş değil ya, insan. Teklifi kabul eder bütün naz. Derler yalnız bulunsa dirvaz, sinnen daha pek çoktur ama olmaz o kadar takat asla. Evet, teklifi kabul eden bütün halk derler yalnız bulunsa dirvaz, yaşça daha pek çocuktur ama ondaki rahat konuşma bulunmaz kimsede asla. Önderler çıkıp gelince Şam'a, derhal haber gider Hişam'a. Derler ki 5-10 kabile geldi. Der gelsinler saraya şimdi. Birlikte çocuk dalar huzura. Evvelce dua eder ve sonra hiç sakınmaksızın başlar konuşmaya. Ancak bu tuhaf gelir Hişam'a. Der sus a çocuk. Büyük dururken hiç söz çıkar mı küçükten? Dirvas o zaman sözü tekrar alıp der, nedir bu azar? Yaşı aklın ölçüsü mü sayarsın? Dirvas'ı çocuk mu zannedersin? Bir dinle de sonra gör çocuk mu? İnsaf nedir? O sizde yok mu? Ben söyleyeyim de bir efendim, susturmak elindedir efendim. Dirvas bakar, hükümdarda ses yok. Mecliste değil ki ses, nefes yok. Her zamanki rahat konuşma yeteneğiyle, başlar söze eski şiddetiyle. 3 yıl devam eden kuraklar, benzeri görülmemiş sıcaklar, servetimizi kuruttu gitti. Ekinlerimizin tamamı bitti. Binlerce çadır kapandı kaldı. Çöl ölüm mahşeri şeklini aldı. Şehirlileri besleyen kabileler düşkün vaziyette köy köy gezip dileniyor. Hatemlere cömertlik dersi veren o bedeviler bugün bir parça ekmeğe can verirler. Çıplakları giydirenler çıplak kaldı. Erkekler ve kadınların gömleği bile kalmadı. Açlık ecelin yardımcısı oldu. Baştan başa çöl cesetle doldu. Bin acıklı feryat her köşede. Yok bir yerden bir yardım sesi de. Gençler bütün ihtiyara döndü. Yaşlılar görsen mezara döndü. Yok analarda süt ki tutsun, çocuğunu emzirip uyutsun. Sanırım bize dargın ki Mevla, bir çöl ahalisi yandı, hala gökten bir damlacık su inmiyor. Dualarımıza bir çiğ damlası bile düşmüyor. Binlerce dua kabul olmadı, Allah katından rahmet gelmedi, artık sana sığınmaya geldik. Reddetmezsen ricaya geldik. Görmekteyiz ey adaletli halife. İnkarı bunun mümkün değil.
yok sendeki zenginliğe sınır. Bizlerse alay alay sefiller. Bir yanda demek ki fazla var çok, yazık ki öbür tarafta hiç yok. Öyleyse biraz eşitlik ister. Önce beni dinle, sonra hak ver. Nereden buldun bu zenginliği? Halkın mı, Allah'ın mı, senin mi? Allah'ınsa eğer bu servet, bizler de onun kuluyken elbet bir pay istemeye vardır hakkımız. İnsaf bu hakkı inkara el vermez. Şu sonsuz mal ve mülk eğer halkınsa, ver başkalarının hakkını çiğneme. Yok böyle de olmayıp da kendi malınsa, çünkü fazla, şimdi dağıt ihtiyaç sahiplerine. Dördüncüsü varsa hadi söyle. Cevaptan aciz bırakarak bu söz Hişam'ı, oradakilere demiş, sözün tesirine bakın. Buna karşılık vermeye yok bende kudret. Hayret, bu genç dehaya hayret. Şimdi insafın gereği yapılsın. İstenen şeyler hemen belirtsin.